Bu elektrik faturası yani bizim için o kadar büyük sıkıntı oldu ki artık ışıklarımızı gerçekten kapanır hale getirdik. Normalde şu ışıklarımızı hepsini açıyoruz. Bir de ayrıca vitrinlerimizi açıyoruz. Ama şimdi elektriklerden dolayı, zamlardan dolayı bu hiçbirini açmıyoruz. Hepsini kapatıyoruz. Biz bunları karşılamıyoruz. Sezonda değiliz. Zaten işimiz yok, gücümüz yok. Işıklı mağazalar artık yavaş yavaş elektriklerini kapatıyor. Esnaf zamlı gelen elektrik faturasını en aza indirmek için çareler arıyor. Geçen sene mesela elektrik faturası geliyordu 800 milyon, 900 milyon. En çok 1 milyarı geçmemiş asla kesinlikle. Şimdi bana elektrik faturası gelmiş 5 milyar 800 milyon abi. Diyarbakır'da çeyizlik eşya ve gelenek satan esnaf eski ışıklı günlerini geride bıraktı. Mağazaya baktım dışarıda şıkır şıkır elektriğimizi açması gerekirken şimdi açamıyoruz. Işıklarımız açıktı, klimamız açıktı, ondan sonra sobalarımız açıktı ve ütü falan yapabiliyorduk. Sıcak suyumuz açıktı, projektörler, vitrinlerimiz hepsi açıktı. Ama şimdi ise hiçbiri açmadığımız halde sadece müşteri geldiğinde ışıkları açmak zorunda kalıyoruz. Dükkanlar dışarıdan bakıldığında kapalı gibi gözüküyor ancak sanıldığı gibi değil. Şu an müşteri geliyor mağazaya, biz ışıkları ondan sonra açıyoruz abi. İşte yani bu şekil mesela dışarıdan müşteri baktığı zaman mağaza kapalı mıydı? Yok valla diyor açığız ama işte ışıkları biz kapatıyoruz, mecburen kısmaya gidiyoruz, ne yapalım yani şimdi. Ekonomik kriz nedeniyle işlerinin durgun olduğunu söyleyen esnaf kalıcı çözüm istiyor. Zaten işler yoktur, zaten sıkıntılar vardır. Pandemiden dolayı insanların alım gücü düşmüş. Zaten iş yapamıyoruz, şimdi bunun kirası vardır. Elektriği zaten almış başını gidiyor. Yani şimdi bu elektrik sıkıntısı gerçekten yani acil bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Diyarbakır esnafı elektrik dağıtımının kamulaştırılmasını istiyor. Zamları bir çözüm bulmaları lazım. Hani böyle giderse dükkanları kapatırız herhalde. Devlet tekrardan el atsın ve kamulaştırsın. Çünkü bunları biz istemiyoruz.